Hocam diyor, Çırağan Sarayı'nda ihtişamlı iftar yemeği verdiniz diyor. Efendim, ne diyeyim diyor, nasıl diyeyim diyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam muştalıyorsunuz diyor, yani muştuluyorsunuz, yani müjdeliyorsunuz diyor. Sabah akşam diyor, elhamdülillah, geldi vakitte, Mehdi geldi vakitte diyor, gözlerinizi bu parıltılardan alabilecek misiniz diyor. Yani hani bu iftar yemeği var, hani lüks Çırağan Sarayı'nda verdik ya, orada hani vazgeçebilecek misin? Daha alasını yapacağız, daha büyüğünü. İnşallah. İnşallah. Som altından kaplayacağız İnşallah. böyle, evelallah. Hazreti Süleyman'ın sarayını yeniden kuracağız. İnşallah. Mescitleri altından kaplayacağız. Sen yani evelallah, ağabeyine bırak o işleri, gerisine karışma sen. Çırağan Sarayı sana gecekondu kalacak, gecekondu. Söz bir, Allah bir İnşallah. Yani. Dünyayı ihya edeceğiz, ihya. Her yeri böyle sanat eserlerine dolduracağız. O ne ya, Çırağan Sarayı'na dönüp bakmayacaksın bile. Allah dünyada sizin, ahirette yalnızca sizin diyor. İnşallah. Tabii ki Müslümanlar lüks yerlerde yemek yiyecekler. En klas arabalara binecekler, en klas kıyafetleri giyecekler. En güzel sözleri duyacaklar. En güzel kokuları kullanacaklar. Hayatın en güzeli onlara aittir, Müslümanlara. Ahirette de sadece Müslümanlara ait olacaktır inşallah. İnşallah. Yani hani bir hırka, bir lokma Hazreti Mehdi geldiğinde onlar öyle zannediyorlar. Böyle leş gibi ortamlar olacak. Ampuller sarkacak kablonun orta kazına. Yani böyle ondan sonra yer altında millet oturacak şey. Bodrum katlarda sürünecekler falan. Öyle değil. Mehdiyet zenginlik ve ihtişamdır. Zenginlik zibil gibi akacak. Zibil. Adama mal verecek Mehdi. Adam olduğu halde, mal olduğu halde mal isteyecek. Yani o kadar çok mal olacak ki. Adama diyor ki, ya diyor, adam sonra diyor ki, ya diyor, ben aç göz müyüm, bu ümmetin en aç göz ben miyim, bana yakışmadı diyecek. Çünkü mal varken almış oluyor, bol. Geri vermek istiyor, diyor ki hazine, biz diyor verdiğimiz malı geri almayız. Tamam, kalsın diyor. Zibil gibi bakacak mal. Bütün sokakları meyve ağaçlara dolduracağız. Böyle beton meton sırf şey olmayacak. Osmanlı döneminin o ihtişamı, o güzelliğin bin mislini daha yapacağız inşallah. Caddeler, sokaklar, her yeri bayram yerine çevireceğiz. Gençlik coşacak. İnşallah. Neşe ve sevinç içinde olacaklar. Herkesin evi muhteşem ve bahçeli, çok güzel evler olacak. Gece konduları ne iş var benim vatandaşımın? Olabilecek en güzel hayatı yaşatacağız i̇nşallah. Allah'ın izniyle. Mehdi talebeler olarak. İnşallah. Öyle izbe evler bilmem ne olan hepsini yıkacağız Allah'ın izniyle. Ferah ferah, İnşallah. Geniş böyle. Geniş otobanlar, geniş evler. İstedikleri gibi yiyip içebilecekleri muhteşem bir orta meydana getireceğiz inşallah. İnşallah. Birbirine misafirle gidecekler, efendim, birbirlerini evlerine davet edecekler, ikramlarda bulunacaklar. İnşallah. Her gün her yerde düğün olacak, her yerde eğlenecekler, sevinç içinde yaşatacağız. Damla kan akıtmayacağız. İnşallah. İnşallah. Bütün silahları kaldıracağız. Silahlanma yok. Bütün silahlara yapılan harcama, o var ya açlık Afrika'da. Afrika, Paris'i geçecek. Öyle bir hale getireceğiz inşallah. İnşallah. Ya diyecekler burası neresi falan, şaşıracaksınız. İnşallah. Para, kana akıtılıyor, kan. İnsan kanına akıtılıyor para. İnsanı güldürmeye, insanları mutlu etme, insanları neşe içinde yaşatmaya para harcanacak inşallah. Şeytan, deli. Kardeşim niye adam asılsın kesilsin? Ulan bombaya niye para verelim kardeşim? Deli miyiz biz ya? Ne zorumuz ya? Niye adam asmaya kesmeye para verelim yani? Değil mi? İnsanları mutlu etmeye vereceğiz parayı inşallah. Dünyadaki gelirlerin %50'sinden çoğu silaha yatırılıyor. Niye verelim silahı?